Hepinize hayırlı cumalar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sabah ekmeğe gitmiştim. Bir iki eksiğim vardı. Onları da alıp geldim. Ondan sonra kahvaltıyı bayağı geç yaptık. 12.30'da sofradan kalktığımızda. Hemen kalktım, sonra evi süpürdüm. Mutfağımı sildim. Bulaşık makinamı yerleştirdim. Yine saat 2 oldu anlayacağınız. Rıza da bugün hava güzel, arabayı yıkayayım dedi. İş yerinin oraya gitti. Orada arabasını temizleyecek. O geldikten sonra ben de çarşıya ineceğim. Çarşıda işlerim var çünkü. Dedim sen gelene kadar ben şu dün yapamadığım kurabiye yapayım. Akşamları böyle çayın yanında bir şeyler arıyoruz mutlaka. Çatal kurabiye yapacağım. Malzemelerimi ayarladım. Öncesinde size bir selam vereyim dedim. Birlikte onu yapalım. Onlar piştikten sonra, o da zaten gelmiş olur. Bugün evde çocuklarla hem ya parka getirir onları ya kayınvalidemlere geçerler. Hava da güzel dediğim gibi, ben de işlerimi halledir gelirim diye düşündüm. Böyle yani temizlik işim bitti. Çamaşırlarım var katlanacak balkonda, onları toplayacağım yine. Başka da bir işim kalmadı. Çarşıdan gence ancak yemek yaparız. Tavuk göğsü çıkardım bakalım, tavuk sote yapasım var. Yanına pilav, çorba yapmam herhalde. Bilmiyorum, daha karar vermedim yani, şu an aklımda bunlar var. Hadi mutfağa gidiyoruz. Önce kurabiye yapıyoruz bakalım. Durucum dedi ki anne beni de çek oynarken dedi. Yine ojeleri alıp gelmiş ama ağızları kapalı, açamıyor zaten. İyice kapattım, o yüzden açamaz onları. Neyse ben gidiyorum mutfağa. Şöyle hemen malzemelerimi hazırlamıştım, sizlerle de paylaşayım. Çatal kurabiye yapacağım. Mahlepli, sirkeli, harika bir tuzlu kurabiye oluyor. Uzun zamandır da yapmadım. 125 gram kadar tereyağı kullanacağım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Bende bu vardı. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 yemek kaşığı sirke kullanacağım. 1 kabartma tozum var. Burada da 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı şeker. 1,5 çay kaşığı kadar da tuzum var. Tuzu çok kaçırmamaya dikkat edelim. Tuzu fazla kaçınca tadı da kötü oluyor. Çünkü mahlep de var biliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen hamurumuzu yoğuralım. Çatal kurabiyelerim hazır. Şu kadar arttı. Bir tepsi daha gelir. Bu piştikten sonra koyacağım. Normalde çörek otu da serpmem lazım ama çörek otum kalmamış. Siz karıştırırsınız susamla birlikte. O şekilde çok güzel oluyor. Burada yumurta sarım var yine. İlk tepsiyi çıkardım arkadaşlar. Şu anda mis gibi mahlep kokuyor buralar. Bunları koyacağım ama önce biraz soğusunlar. Ondan sonra servis tabağına alayım. Aynı tepsiye koyup hemen fırınlayacağım. Zaten fırının fişini de çekmiştim. Altına bakalım. Altta gayet güzel pişmiş. Efendim anneciğim. Kurabiye soğusu vereceğim ben sana, tamam. İkinci tepsiyi de pişirdim arkadaşlar. Hepsini böyle servis tabağıma aldım. Tadına baktık. Kızlar da yedi ikişer tane. Rıza da geldi şimdi. Arabayı temizlemiş geldi. Çay demledim. Ben çarşıya ineceğim hazırlanıp. Onlar da artık çayla kurabiye yerler. Çarşıya gitmeden bir çay keyfi yapayım dedim. Ondan sonra gideceğim. Rıza'yla birlikte şöyle tabak hazırladım. Kızlar kurabiye yediler zaten. Patates kavurması da istemiyorlar. Dünden vardı. Hemen ısıttım onu. Çaylarımı da doldurayım.
Oh, mis gibi olmuş vallahi. Şöyle balkonda biraz oturalım. Ondan sonra da zaten işimi halledip geleceğim. Çok oyalanmayacağım. Çayımızı içtik. Balkonda kurabiye çok güzel olmuştu. Mutlaka deneyin. Yorumlar kısmına tarifini ekleyeceğim. Ben şimdi hazırlandım. Çarşıya iniyorum. Saat çünkü 5'e geliyor. İşimi halledip geleyim. Hem ATM'den bir para yatırmam lazım. Hesaptan atılmıyor. Normalde biz çoğu şeyimizi hesaptan atıyoruz zaten internet üzerinden ama bunu ATM'den direkt yatırmam lazım. Bir de Azra'nın kırtasiyeden alınacak bir kitabı var. Onu alacağım. Hafta sonu yasak olduğu için inemeyebilirim. Yani inemeyebilirim değil, inemem zaten. Yasak var neyse. O kitabı alayım. Ondan sonra Japon pazarına gideceğiz. Oradan almam gereken bir iki bir şey var her zamanki gibi. Onları da alıp geleceğim bakalım. Çarşıda görüşürüz birazdan. ATM'de işimi hallettim. Şimdi Japon pazarına gidiyorum. Buradan bakacaklarım var. Sonra şu öğretmen evine uğrayacağım. Kitap için. Çarşıda işlerimi hallettim. Rıza'da kızlarla turlamaya çıkmış. Beni çarşıdan aldılar. O yüzden hep beraber şimdi eve gidiyoruz. Çok kalabalık. Her yerde sıra bekliyorsunuz. En son her zaman girdiğim Aksu'ya girdim. Oradaki kızlar artık beni tanıyorlar her hafta gezdiğim için. Abla Instagram'a koymuşsun geçen bizi diyorlar. Onlarla biraz 5 dakika muhabbet ettik. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Artık eve gidince yemek faslına girmem lazım. Karnımız acıktı hepimizin.
saat 7'ye geliyor arkadaşlar. Hemen pilav için su koydum. Tereyağlı bulgur pilavı yapacağım. Tavuğu da kızartacağım. Yemek hazırlayacağım ama öncesinde çarşıdan neler aldım onları göstereyim size. Seçal'a girdim yine. Şu lokumları kızlar seviyor. Geçen renklerini almıştım. Bugün böyle aldım. Şu da kakaolu lokum. İçi kakaolu, çok güzel. Bundan bir kere almıştım hatırlıyorum. Ondan sonra bugün görünce tekrar alayım dedim. Rıza'ya çekirdek aldım. Oranın çekirdeği de güzel oluyor. Daha sonra kahve çektirdim İpek'ten. 15 liralık tazecik. Bakın kahvem bitmişti. Japon pazarı ganimetlerim de bunlar arkadaşlar. Şu ikiliden şuraya aldım. Oraya Nescafe ile süt tozumu koyacağım. Burası böyle kahve köşesi gibi. Ve şuraya beyaz bardaklar diyordum. Aradığımı buldum. Japon pazarında IKEA bardakları. Tanesi 7,5, fiyatı çok uygun. Normalde bunlar Trendyol'da 28 lira arkadaşlar aynı bardak. Ben 7,5'a aldım. Ve kendime bugün kaktüs aldım bakın. Çok tatlı ama şu çıkmış şurasından, yolda mı oldu anlamadım. Ya da içinde şöyle mi duruyordu. Onu düzelteceğim. Buna da beyaz bir saksı aldım şöyle aynı boyda. Bu da 20 liraydı. Sonra bir tane de şöyle fondöten için sünger, toz fondöten için. Şey, pudra için sünger aldım. Süngerim kötü olmuştu. Aldıklarımı yerleştireyim. Şunlar yıkanacak. O üçlü oraya asılacak dediğim gibi. Şu da yerini alsın. Şu kaktüsü yapacağım işte. Yaptıktan sonra size gösteririm. Bu Paşa Bahçe'nin bu ikili, ne diyeyim buna, cam saklama kabı diyeyim. Açtım. Açılmış halinde göstereyim. Yıkayacağım tabii şurası için. Nescafe ile süt tozu. Böyle arkadaşlar bardakları da asınca güzel bir kahve köşesi olacak. Şu da şurada dursun. Onu birazdan boşaltacağım. Aldıklarımı yerleştirdikten sonra hemen bulaşıklarımı hallettim. Gitmeden bir iki bulaşığım vardı. Elde yıkanacak o yeni aldıklarımı falan hepsini yıkadım. Bir yandan da akşam yemeği işini hallettim. Çok şükür şimdi sofraya oturacağız. Altını yeni kapattım yemeklerin. Mis gibi tavuk sote yaptım arkadaşlar. Hemen pişti zaten bu tencerede yapınca. Ve tereyağlı bulgur pilavım. Onun da altını yeni kapattım. Yanına yoğurtla birlikte şimdi tabak hazırlayacağım. Hepimize afiyetle yiyeceğiz. Vallahi çok acıktık. Ondan sonra da artık çay demlerim. Sonra zaten Duru'nun uyku saati geliyor. Bir günü daha böyle bitiriyoruz. Hemen yıkadıklarımı kuruladım bezle arkadaşlar. Bardakları astım böyle. Buna da Nescafe ile süt tozunu koydum. Burası bu şekilde oldu. Kaktüsümü de diktim. Diktim derken saksısını değiştirdim. O kırılan parça maalesef yerine konulunca tutmaz dedi Nuriye bana. O yüzden onu koymadım. Bu şekilde oldu. Bunu böyle aydınlık bir yere koyacağım. Ayda bir sulamanız yeterli dedi çiçekçi. Öyle yapacağız artık bakalım. Saat 10.30 yaptık. Duru'yu uyuttum. Kırmızı odaya bakıyoruz. Kumru'nun hikayesini yakaladım Allah'tan. Ona bakıyordum az önce. Şimdi bu geldi ama bunun hikayesine daha tam alışamadım. Anlamaya çalışıyorum bakalım. Erkan Petekkaya aslında güzel rol yapar ama bu rolünü pek sevemedim nedense. Mafya rolü gitmemiş yani. Kırmızı odayı bitirdik. Videomu da editledim arkadaşlar. Bu güzel manzarayla sizlere veda edeyim dedim. Bu camiyi çok soranlar oluyor. Evet, deniz kenarına yaptılar yeni bir cami. Hemen Zonguldak terminalinin karşısında. Böyle geceleri o kadar güzel oluyor ki her yeri ışıklı. Ben de böyle burada oturuyorum, kahvemi içiyorum, keyifle bakıyorum. Sizlere de bu gece buradan veda edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.